Allah-u Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylemiştik. Peki biz Allah-u Teala'yı seviyor muyuz? Hocam bu nasıl bir soru? Seviyoruz tabii. Herkes bunu diyor değil mi? Renklerin ihtişamı, kainatın muhteşem büyüklüğü, seslerdeki o tarifsiz güzellik, atomdaki büyük matematik, o hücredeki çarpıcı gizem sizi hala Allah'a yaklaştırmadıysa bakışınızda bir problem yok mu sizce? Bugün görenlerin bazıları mahşere göremez olarak diriltilecekler. Sonra biz neden böyleyiz ya Rabbi diyecekler. Biz dünyada görenlerden idik. Neden bizi kör olarak dirilttin diyecekler. Böyle diyecekler. Sizce itirazı doğru değil mi bu insanların? Hı? Sizce sahiden dünyada da görenlerden miydi onlar? Yoksa dünyadayken de kördüler zaten. Dünyadayken de görmüyorlardı zaten. Öyle özledim ki hasretimi. Peki bir soru daha o zaman. Kalp huzuru nerededir kardeşler? Kalp huzuru. Bir acep nur, kim güneş pervanesi diyor ya. Fahri Kainat Efendimizin etrafında adeta pervane olduğunu mecazen ifade ediyor Süleyman Çelebi. Bu mısrası bir acep nur, kim güneş pervanesi. Bu mısrası ile güneşin Allah Resulüne pervane olup etrafında döndüğünü, yani cemadatın dahi ona aşık olduğunu ne kadar güzel ifade ediyor değil mi? Muhibbi mahlasıyla yazan Kanuni Sultan Süleyman varlık nuruna şöyle yalvarır. Nur-u alemsin bugün hem dahi mahbub-i hüda. Yani alemin nurusun bugün, hem de hüdanın sevgilisi, Rabbimizin sevgilisisin. Eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda. Aşıklarını kapından bir an bile ayırma diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, ben Mekke'de Resulullah'la dolaşırdım. Bir gün beraberce Mekke dışına gittik. Önünden geçtiğimiz her taş ve her ağaç ona, salat ve selam sana olsun ya Resulallah diyordu. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyordu. Tirmizi'de geçiyor ha bu hadisi şerif okudu. Cemadattaki bu aşk ve muhabbetin diğer bir tezahürü de şöyle sergilenmiş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sefer esnasındayken rastladıkları bir bedeviye tevhidi tebliğ etti. Bedevi Allah Resulü Efendimizin bu daveti üzerine ondan peygamberliği hususunda bir delil istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ilerideki bir ağacı işaret buyurup ağacı yanına çağırdı. Ağaç derhal emri Muhammediye riayet ederek toprağı yara yara geldi. Resulullah Efendimizin huzurunda üç kere kelime-i şehadeti tekrarladı. Sonra yine emri Muhammedi ile yerine döndü. Bu mucizeyi hayretler içerisinde müşahede eden o bedevi kavmine dönerken şöyle diyordu. Eğer kavmim bana tabi olurlarsa onları sana getiririm. Aksi takdirde ben tekrar gelir senle birlikte olurum. Adam görmüş, şaşırmış ve iman etmişti. Dağlar taşlar, her şey Resulullah'ın nübüvvetini, peygamberliğini tasdik etmiş. İşte kalp huzuru da orada zaten dostlar. Resulullah'la buluşmak, Allah Nebisi aleyhissalatu vesselama
Resulullah'a bende olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koşmak için can atmak. Ve ilahi aşka ulaşmak. İlahi aşka nasıl ulaşılır dostlar? Bir gün Mecnun, Leyla'dan ayrı kalmanın derdinden ansızın hastalanıp yatağa düşer. Tedavisi için doktor çağırırlar. Doktor, damardan kan almaktan başka çare yok diyerek hacamat yapmak için Mecnun'un kolunu bağladı. Tam neşteri eline almıştı ki Mecnun, "Ey doktor," dedi. "Hacamat etmeyi bırak. Ücretini al ve git. Bu hastalıktan ölürsem öleyim, ziyanı yok. Bu köhneleşmiş beden varsın ölsün ne çıkar," dedi. Doktor şaşkın Mecnun'a dedi ki, "Sen çöllerde kükremiş arslanlardan korkmuyorsun da kan aldırmaktan mı korkuyorsun?" Mecnun'un cevabı şöyle oldu: "Benim korkum neşterden değil. Cümle alem bilir ki benim sabır ve tahammülüm kayalardan meydana gelmiş olan bir dağdan bile fazladır. Ben hiçbir şeyden korkmayan ve dünyaya ait bir samanlığı dahi olmayan, dünyaya ait bir samanlığı dahi olmayan bir insanım. Şu fani tenim yaralanmazsa rahat etmez. Yaralar aşkımın merhemidir. Bunun için yaralanmaya koşa koşa giderim. Lakin benim vücudum Leyla ile dolu. İçimde Leyla'dan başka bir varlık yok. Bu sadef gibi olan bedenim o incinin sıfatlarıyla dolmuştur. Dolayısıyla ey doktor, beni hacamat ederken neşteri ansızın Leyla'ya vurur, onu yaralarsın da incitirsin diye korkuyorum," dedi. "Çünkü Allah'ın has kulları iyi bilir ki Leyla ile benim aramda fark yoktur. Leyla seneler sonra Mecnun'un yanına gelir. Mecnun onunla ilgilenmez, alakadar olmaz. Leyla der ki, benim için çöllere düşen sen değil miydin?" Mecnun, izafi ve gölge olan Leyla eridi, aradan çıktı diye karşılık verir. Yani bir zamanlar Mecnun'un hayatının gayesi olan Leyla, ilahi muhabbete bir basamak teşkil etmiş. Mecnun, hakikatini aradığı ilahi muhabbet aleminde yerini bulunca hayatındaki Leyla'nın da rolü bitmiştir. Mesnevi hikayelerinde geçen Leyla sonunda ilahi muhabbete dönen ve kişiliğini hakta fani kılan ilahi aşkın sembolüdür. Yani diğer bir ifadeyle Leyla, gönülleri mecnun eden ve fiziki iradeyi sıfırlayan ilahi bir aşk ufkudur. Anlıyor musun? Bu bakımdan Leyla'lar ile başlayan muhabbet macerası eğer Mevla'da sükun bulursa, işte o zaman ulvi bir kıymet kazanır. Hani diyor ya, Leyla Leyla derken Mevla'yı buldum. İlahi var ya böyle. Belki de ilahi aşka ulaşmak için bir vesiledir. Doğru mu? Thank you.
kardeşler size Ensar-ı Kiram efendilerimizle Muhacir efendilerimizin paylaşamadıkları bir sahabiden söz etmek istiyorum. O kişi Selman radıyallahu anh. Allah yolundaki fedakarlıkları, Peygamber Efendimiz'e muhabbeti ve sünnet-i seniyyeye bağlılığı onun ehl-i beytten sayılmasına vesile olmuştur. Selmanu minni demiş, Selman bendendir. Selman radıyallahu anh her haliyle, bilhassa da Allah yolundaki fedakarane gayretleriyle öyle güzel bir numune şahsiyet haline gelmişti ki Ensar ve muhacirler Selman bizdendir diyerek onu paylaşamaz olmuşlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam hem onların arasını bulmak hem de Selman radıyallahu anh'ı taltif etmek için, onuru etmek için Selman bizdendir, Selman ehli beyttendir buyurdular. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dikkat edin, benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah-u Teala ve salih müminlerdir buyurmuş. Sahih-i Müslim'de ve Sahih-i Buhari'de geçen bir hadis bu. Dikkat edin diyor, benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah-u Teala ve salih müminlerdir. Selman radıyallahu anh'ın Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanındaki mevkisi çok farklıydı. Onun konumu çok ayrıydı. Sahabiler Peygamberimize bir şey sormak istediklerinde Hazreti Selman'ı araya koyarlardı. Çünkü o Resulullah Efendimiz ile nasıl konuşulacağını çok iyi bilirdi. Hazreti Ayşe annemiz şöyle der. Bazı geceler Selman-ı Farisi Resul-i Ekrem'le baş başa kalırdı. Neredeyse Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizle, Resulullah'la bizden çok görüşürdü diyor Ayşe annemiz. Ve Hazreti Selman radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben hastayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime gelmişti. Çıkarken ey Selman dedi. Allah senin sıkıntılarını gidersin. Allah günahını affetsin. Ölünceye kadar dinine kuvvet, bedenine sıhhat ihsan eylesin buyurdular. Selman-ı Pak radıyallahu anh, Selman-ı Farisi, hayatı boyunca sadaka yememiş, kimseden hiçbir şey kabul etmemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, divan teşkilatını kurunca Selman-ı Farisi'ye Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e verdiği kadar tahsisat bağlamış. Yani onu da Ehl-i Beyt'ten kabul etmiş. Fakat zahit bir gönle sahip olan Selman radıyallahu anh bu tahsisatı sadaka olarak dağıtıp hurma liflerinden ördüğü hasır ve sepetleri satmak suretiyle geçimini temin etme yolunu tercih etmiştir.